Görüşüyorlar, muhtemelen de görüşüyorlar. Şimdi Amber'in Zaman diye bir yazar var, biliyorsunuz hocam. Şimdi Monitör diye bir önemli gazete var. Bunun yazarı ve bunun muhabiri. Amber'in Zaman'ı Türk okuyucuları da, Türk siyasetçileri de yakından bilirler, gazetecileri de yakından bilirler. Türkiye'de de gazetecilik yapan, Türkiye'de de çeşitli gazetelerde zaman zaman yazan kişi. Bunun 10 Ekim'de yayınlanan bir yazısı var. Bir haber analizi var. İlginç, diyor ki Amber'in Zaman, 10 Ekim Al Monitör logosu şu anda ekrana geldi gibi. Tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar. Tam ekran verebilirsiniz. Yeni çözüm sürecinin yolları döşendi diyor ve esas olarak da ben hemen söylüyorum. Diyor ki Amber'in Zaman, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türkiye, Kürtlerle yeni bir barış sürecinin onun kullandığı kavramlar, yani bunu siz PKK diye de veya DEM Parti diye de, Kürt Siyasal Hareketi diye de tercüme edebilirsiniz. Hangi kavramı seçiyorsanız. Kürtlerle yeni bir barış sürecinin eşiğinde mi? Bu soru Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan aşırı sağcı milliyetçi lider Devlet Bahçeli'nin geçen hafta meclisin açılış oturumunda uzun süredir terörist ve haşere olarak nitelendirdiği, haşere demiş miydi hocam? Demiş demek ki, yani bu kadar ağır ifadelerde terörist demenin yanı sıra kullanmış, hakaret de var yani. Haşere, terörist ve haşere olarak nitelendirdiği Kürt milliyetçi milletvekillerinin yanına gidip, onlara da Kürt milliyetçisi diyor, yanına gidip ellerini sıkmasından bu yana hararetle tartışılıyor. Peki ne değişti diye soruyor. Erdoğan mı Devlet Bahçeli'yi bu işe bulaştırdı? Eğer öyleyse neden? Al Monitör'e konuşan ve hükümetin Kürt dosyasını yakından bilen 3 kaynakla ben bunu görüştüm diyor. Hükümet ile PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan arasında fiili müzakerelerin yeniden başlaması için istikşafi görüşmelerin sürdürüldüğünü söyledi diyor kaynaklarımız bize. Evet. Bu istikşafi başımıza bela olan bir kavram. Bugün Demliler de onu kullandı. Evet, kullandılar. Meşhur diyerek. Evet, istikşafi. Evet, şeyin Ahmet Davutoğlu'nun lafı. Şeyi tavlama, vakit kazanma. Ahmet Davutoğlu da ilk bu Ömer Grup Başkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü var ya, Ömer Çelik. Evet. İlk o kullandı, sonra Ahmet Davutoğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakanlığa görev vermemek için. Tabii, oyaladıkları süreç. İstikşafi, birbirini tanıma, aydınlatma. Keşiften durumu geliyor. Keşfedici. Evet. İstikşaf, keşfetmek. İstikşafi görüşmelerin başlandığını söyledi. Kaynaklardan ikisi Öcalan'ın son dönemde Irak'taki Kandil Dağları'nda bulunan PKK liderleriyle doğrudan görüşmesine izin verildiğini söyledi. Bakın, iki şey var. Bir, diyor ki, kaynaklardan biri, bir, devlet demeyelim, iktidar İmralı'da Öcalan'la görüşüyor diyor. İddialardan biri bu. İki, Öcalan iktidarın yardımıyla, desteğiyle WhatsApp üzerinden Kandil'le görüşüyor diyor Öcalan. İki iddia var. Bakın, Amber'in Zaman diyor ki bir de, şimdi Cengiz Çandar'ın da yine dün bir internet sitesinde kendisiyle yapılan bir röportajda diyor ki buna henüz çözüm süreci diyemeyiz ama bir şeyler ısıtılıyor. Çözüm süreci demek için henüz erken ama bir şeyler pişiriliyor. Ve orada diyor ki Amber'in Zaman'ın, ben dikkatli bir şekilde haber ve röportajını okudum. Haberini okudum, haber analizini okudum. Röportaj yok ama kaynakların adını vermiyor. Kaynaklarının kim olduklarını tahmin ediyorum. O kaynaklar sağlamdır. Ve muhtemelen de doğru söylüyorlar. Ayrıntı veriyor Amber'in Zaman, değerli seyirciler. Diyor ki kaynaklardan biri, Öcalan güya bu görüşmede demiş ki, Öcalan Kandil'le görüşüyor. Onlara silah bırakmayı tartışmanın zamanının geldiğini söyledi. Kaynaklardan biri kendi geleceklerine nasıl karar vereceklerini sorduklarını da Öcalan'a soruyorlar. Öcalan sinirlenerek telefonu yüzlerinde kapattı. Sinirlenerek kapatmış. İkinci kaynak iddia edilen görüşmenin sorunsuz geçmediğini doğrulayarak, hakikaten sorunsuz, yani sorunsuz geçmedi, bir sorun oldu diyor. Yani Kandil'le Öcalan arasında. Ancak
daha fazla ayrıntı vermedi. Kaynaklar iletişimin nasıl sağlandığını açıklamadı. El Monitör, Irak'taki PKK kaynaklarıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçti diyor. Kandil'dekiler de demiş ki Amber'in zaman iddiasına göre yeni bir barış sürecinin başladığını söyleyebiliriz demişler. İyi mi? Çok açık zaten. Çok açık. El Monitör. Hükümet kendi ifadesiyle diyor Amber'in zaman, Orta Doğu'da Türkiye'nin doğu komşusunu da içine alabilecek daha geniş çaplı bir savaş tehdidi karşısında İran, yani doğusundaki, karşısında harekete geçmiş görünüyor. İsrail, İran'ın 1 Ekim'de Tel Aviv'e düzenlediği balistik füze saldırısına vereceği yanıtı düşünürken, Ankara'da diğer bölgesel aktörler gibi diken üstünde duruyor. Türk yetkililer ortaya çıkan kaos ve istikrarsızlık ortamında Hizbullah müttefiklerinin ve diğer Şii milislerin zayıflamasıyla birlikte İran rejim içinde güçlü bir İran devrim muhafızları gibi grupların PKK ile anlaşma yapmasından korkuyor, çekiniyor gibi bir yorum yapmış. Şimdi hocam hemen size bırakacağım. Cengiz Şandar demiş ki, Amber'in zamanın Al Monitör'de çıkan yazısına bakılırsa taşların döşenmesinden biraz daha fazla şey var diyor ortada. Yani yeni çözüm sürecinin taşları döşenmiyor diyor. Daha fazla bir daha şey fazla var. Sadece taş döşenmekte evet. Kalmıyor diyor. Bu yazıyı esas alırsak o yazıda iki tane somut vurgu yapılıyor. Bir, Öcalan'la devlet görüşüyor deniyor. İki, Öcalan'la Kandil arasında bir iletişim var deniyor. Tabii bu da bu iletişimde devlet tarafından sağlanıyor. Bu değerli seyirciler, buradaki devlet kavramını iktidar diye okumak lazım. Erdoğan ve Bahçeli'nin söylem ve tutum değişikliğinin daha pragmatist bir amacı, yani dönemsel cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir amacı olduğunu söyleyenleri de doğru bulmadığını belirtiyor. Bu bir etkendir ama 2028 seçimleriyle sadece bu seçimlerle bağlantılı bir girişim gibi durmuyor diyor. Ve evet, böyle devam etmiş. Yani diğerlerini değerli seyirciler, çok uzatmamak için ben kendi değerlendirmemi kısaca yapıp biraz uzadı, hemen hocama vereceğim. Hocam, sonuç olarak ortada ciddi, kapsamlı yeni bir süreç başlatılıyor. Şimdi burada CHP'nin, Cengiz Şandar demiş ki, onu da belirteyim. En başına söylediğimiz gibi henüz bir çözüm sürecinden söz edebilmemiz pek erken. Burada Cengiz Çandar'ın bu arada DEM milletvekili olduğunu hatırlamak lazım. Ve Kürt sorununun çözüm sürecine ilişkin de İngilizce bir kitabı yakın bir tarihte yayınlandı. İngilizce yayınlandı. En başında söylediğimiz gibi henüz bir çözüm sürecinden söz edebilmemiz pek erken. Gelişmeleri ne yöne doğru evrildiğini göreceğiz ama Cumhuriyet'in kurucu partisi olan CHP'nin bu sürece dahil edilmesi lazım. Eğer bu sürece dahil edilmezse sürecin başarıyla sonuçlanması zor diyor hocam. Buyurun. Evet. Şimdi ben genişçe bir özetlemeye çalıştım. Evet. Bir iki faktör daha var, söyleyeceğim ben. Buyurun, isterseniz devam edin. Yok, şey